Boy TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Westland Survival'da kaldığımız yerden tekrar seriye devam ediyoruz. En son hatırlıyorsunuz burada ilan panosu yapmıştık. Burası ilan panosu. İşte burada günlük görevler açılmıştı. Ve biz de görevlerde ipuçlarını şuradan bulabilirsiniz diyor. Çam ormanı ve taş platodan. Biz çam ormanına gitmiştik. Ve Çam ormanında şuradaki iki tane harita parçasını bulmuştuk. Bu iki harita parçasını bulduk ve gitmemiz gereken bir yer kaldı. Orası da taş plato. Şimdi oraya doğru yolculuk yapacağız. Küresel haritaya geçiyoruz. Gene geceye denk geldim. Ne zaman video çekmeye başlasam hep oyun geceye denk geliyor nedense. Gece çünkü tehlikeli oluyor. Bayağı bir sıkıntı çıkartabiliyordum. Şimdi taş platoya doğru gidelim. Hatırlıyorsunuz ilk önce şuradaki ormanlık alana gitmiştik. Şimdi taş platoya gidiyoruz. Ve bu taş platoda hem kendimize kaynak toplayacağız. Hem de oradaki verilen görevi yapmaya çalışacağız. Artık ne buluruz bilmiyorum. Galiba yine harita parçası bulacağız. O harita parçasıyla adamın adı neydi? Buddy yazıyordu ama tam hatırlamadım. Şimdi ekran açılsın tekrar bakacağım. Kurşun geçirmez Buddy'u aramaya başlayacağız. Kemer bir tane yay yaptım. Ya bu yay da kemerle yapılıyor. Kemerde bulunmaz ama işte bir yapayım dedim. Değişiklik olsun dedim. Hep aynı şeyi yapıyoruz çünkü. O değil bu. İlk önce gelmemiz gerekiyormuş böyle. Ben dedim niye hemen şey olmuyor. Anlaşıldı şimdi. Bunlara şimdilik almayacağım. Çıkarken bu. Bu sanki biraz yavaş ya. Ama zaten yazıyordu. Yavaş olacak diye ben bu kadar yavaş olmasını beklemiyorum. Bakın şurada bir tane çarpı işareti var. Kesin buradan bir tane bir şey bulacağız. Evet, bir harita parçası daha bulduk. Kurşun geçemez buradan. Bir serseri. Buna karşı pek işlevsel değil aslında bu sanırım. Çünkü çok hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket ettiği için bizim yay yavaş kalıyor ona göre. Neyse biz tekrar toplamaya devam edelim. Karşımızda bir tane daha böyle bir yer çıkar büyük ihtimalle araştırılacak. Aynen bir tane daha buldum. Şuradan yavaş yavaş gidelim. Bakayım arkadan. Gerçekten çok yavaş kalıyor. Bir de bunu kullanmam da yapmam da. Evet bir harita parçası daha bulduk. Hesap. Oh, eyvah. Bunlar çoğaldı birden. Ben kaçıyorum ya. Bu kadar hızlı çoğalacaklarını beklemiyordum. Ya zaten yavaş. Eğer o kelle avcısını öldürebilirsem onun elindekini almam daha mantıklı. Bıçak gibi bir şey olması lazım da. O hiç değilse iyi yani en azından hızlı. Saldırı hızlı yavaş değil yani. Ya bu elimde tuttuğumun saldırı hızı 60'tan düşüktü yanılmıyorsam. O yüzden pek hızlı değil. Yani tekrarlı bir şekilde vuramıyorsun. O şu ok birazcık yavaş olması gerekiyor ama özellikle sana karşı hızlı koşan birisi olunca iş görmüyor yani silah. Neyse ben etrafımı tutmaya devam edeyim. Kayaları alalım. Gene geliyor. Ben elimdekini kesinlikle alacağım. Bu aynı değil mi? Şuna bakayım daha atayım. Şunu alsam. Bu daha iyiymiş. Şimdi de şunu alalım.
da kurşun geçirmez, bu duvarıyor galiba. Ama aynı harita bulduk yani. Bakayım. Çok denk geliyorum böyle. Şu aradan. Şuradan sessiz ve sakin bir şekilde geçmeye çalışacağım dedim. Direkt böylesine denk geldi, yakalanmadan. Silah bozuldu. Hadi bunu alırız mecbur. Yani yakalanmasam olmayacak. Şuradan bir geçemiyorum daha fazla. Şurada bir şey daha var. Öldürebilirsen. Şu adamı da arayalım. Ne bu boş kavanoz? Yani çok yararlı değil aslında. Ölmem umarım. Şunu alalım. Şunu da donatalım. Güzel. Hemen silahımızı değiştirelim. Şunu da donat. Böyle yavaş yavaş etrafı lootlayalım. Şunu da yiyelim. Yoksa bir saldırı daha geldiğinde öleceğiz. Kullanmaya devam ediyorum. Alet bozuldu. Çok hızlı bozuldu. Yani bir şey atlamı düşündüm. Alet taktiği bozuldu. Ağaç. Biraz ağaç yapalım. Ve sonra bir tane kazma yapalım. Buradaki ağacı da kıralım. Şurada küçük bir kayalar alalım. Başka bir şey var mı haritada? Şöyle sessiz sessiz arkasından dolanabileceğim mi? Gördüm. Etrafı lootlamaya devam. Bu arada demin bakmıştım. Bunları ben öldürdüm. Şurada bavul var büyük ihtimalle. Ona, bavula bakmaya gideceğim. Aynen. Ben şu kayayı da kıralım. Şu bavulu arayalım. Nerede kullanalım? Kemeri alalım. Neyi bırakabilirim? Şu odunları bırakalım. Şu zinciri alalım. Şurada da bir bavul var. Bunu da alalım. Güzel. Bunu bırakabiliriz. Şuradaki halkaları alabilirim. Böyle dolap kavanozları alabilirim. Bakalım başka bir şey var mı etrafta? Buraya baktık. Şu tavşan var. Saldırdı. Buralara baktık mı? Baktık. Şimdi görebilirim.
O haritalardan ne elde edeceğiz? Onu merak ediyorum şimdi. Ana binaya dönüp o haritaları yan yana bir koyalım bakalım. Birleştirebileceğiz mi? Yoksa farklı bir şey mi yapacağız? Bunu görmemiz lazım. Ve giriş yapalım. Oyunda sabah olmak üzere. Bakalım. O adamın adı neydi? Yine unuttum. Boot. Aynen, adamın adı Boot'tu. Bakalım nerede bulabileceğiz bunu. Ama ilk başta şu müstemil bir yerlerine koymaya çalışalım. Zincirlerin yeri burada. Buraya. Harita oluşturdu. Aynen. Bunu oku dediğimizde gizli bir yer bulundu. Ödül hedefin konumunu bulun. Haritada mevcut. Güzel. Ödül hedefin şunları yerine koyalım. Biz bir tane ateşli bir silah alalım. Hasar 30, 35. Biz şunu alalım bize. Şimdi ana haritaya çıkalım. Bakalım nerede bulmuşuz. Enerjimiz oraya gitmek için yetecek mi? Yeterse çok güzel olur. Merak ediyorum. Belki etkinlik ödül. Hedefinin koordinatları biliyoruz. Burası bayağı bir uzak yer. Ödül hedefin koordinatları burası. Koşalım. Gidelim. Birazcık sıkıntı çıkarabilir. Birazcık zorluk seviyesi bilinmiyor çünkü. Yani başımıza herhangi bir şey de gelebilir. Öyle de biliriz. Onun için bir kontrol edeyim. Bir şundan yiyeyim. Canımız az bir şey fullensin hiç değilse. Gene de birazcık savunmamız var ama yeterli değil gibi duruyor ama bakalım. Gizli bir yer bulduk. Ve şimdi içeri doğru giriyoruz. Umarım böyle duvarlar falan yoktur. Burada bahsedince korktum. Çünkü duvarlar varsa duvarları kıramayabiliriz. Elimizde öyle bir imkan yok şu an. Böyle sessiz sakin bir şekilde gideceğim. Şurada birisi var. Muhafız diyor. Bunu arkadan bıçaklasam adam beni öldürdü bile. Tümünü al. Sağ bırakma. Adam öldürdü. Keşke birazcık daha yiyecekli gelseydim. Etraftaki dutları toplayalım. Varsa tabii. Çünkü ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Direkt ölmek istemiyorum. Ne, bir tavşan mı? Bunu öldürebilirim. Neyse, eti bize o sağlık sağlar. Yani direkt ölmemiş oluruz. Yiyelim. Ve yavaş
yavaş orta tarafa doğru gidelim. Burada kurşun geçemez, burada bulduk. Ortalık vahşet içinde. Yaptığımız savaşı biz kazandık. Şöyle etraftan bir şey çıksaydı bari. Şurada mesela atın yerleri vardı. Bunları alabilseydik keşke ya. Çok iyi olurdu. Yani bir şeyler bulduk. Hatta bunlar da pek şeyler değil doğrusu. Yani yaptığımız görev oldu. Neyse. Haritadan çıkabiliriz artık. Görevi yaptık. 1500 XP verdi bize. Verecek tabi. Nerede verecek? Galiba ana yere gidersek verecek. Bir şu depoya bakayım. Yüklendi. Depo. Burayı yendik. Enerjimiz arttı. Görevi yapmıştık. Şimdi o görevi tamamlayacağız sanırım. Görevden bize ödüller verecek. Bunun için kendi evimize gidiyoruz. Daha doğrusu şuradan da bakabiliriz. Şerif yardımcısına bildirecekmişiz. Ama şerif yardımcısı kim ki? Burası kasaba. Şerif yardımcısı nerede? Bu tüccar evi. Şerif yardımcısı nerede ki o zaman? Bir de ödülü almak için şerif yardımcısı çıktı. Acaba şerif yardımcısı nerede? O inşa ettiğimiz güvercini acaba birazcık daha tüccar için değil de farklı bir şeyler içinden kullanabilsek güzel olurdu aslında. Belki o şerif yardımcısı dediği ilan panosuna gidip bahsedince orada tıklayınca belki orada verir ödülü direkt. İlan panosuna geldik. Mevcut ödül yok. Ha, şerif yardımcısı bu mu? Aynen. Şerif yardımcısına bildirdim ve bana bir silah 1500 XP tecrübe puanı ve 25 tane gümüş verdi. Malları depolama anlamında gönderildi. Erdem'in kanatı diye bir şey verdi. Okuyamadım. Nerede bunlar? Benetton. Ben hala 25'ini seviyeyim bunu. Yani benim depomda yok bunlar. Şu. Şunları bir koyalım. Şurada giysiler aldık aslında. Onları da çok boşa aldık da. Bir dakika. Şunları şuraya koyalım. Ya bunlar silahların yeni değil de. Silahlar mı? Tamam. Oh, giysiler. Bunlar için bir tane de ayrıntı şey yapalım. Şuradaki. Bakın şunları alalım.
de lif lazımmış. Lifi de alalım. Buradaydı galiba. Burada değilmiş. Lifi de aldık. Kendimize bir kutu yapalım. Hemen şu kutuyu inşa edelim. Buraya koyalım. Buraya da bulduğumuz giysileri koyalım. Şimdi şurada kalsın. İpleri belli. Buraya koyalım. Depoda şunu alalım. Silahımız geldi. Şunu çıkar, şunu koy. Ben galiba 25. seviye değildim. Fark etmedim doğru. Ama şey geldi galiba. Hani 100 gümüşümüz oldu. Geldi büyük ihtimalle. Başka bir görevi yok. Bu görevi yaptık. Bunları buraya bakalım. Şeylerimiz bitti. O sırlapalarımız vardı, onlar bitti. Şuradan odunu alalım. Hemen giyecekleri giyelim. Mısır alalım. Öbür ateşe de. Şuraya bir mısır koyalım. Burada da odun varmış, burada varmış. Şuna bak, şöyle yapalım. Bunu da yanımıza alalım. Şunu da şöyle gelmiştir. Tamam. Şöyle geri dönelim. Bunları da buraya bakalım. Bu bahçeye mısırları ekelim. Evimizde var mı? Yapılabilecek bir şeyler var mı? Yani şu var. Metallerle çalışmak üzere tasarlanmış çok amaçlı tezgah, metal plaka ve diğer ürünleri burada bulabilirsin diyor. Metal plaka mesela demir savaş baltası yaparken metal plaka yapmamız gerekecek. O da benim demir balta yapıp bu savaş baltasını yapmam için gereken meşe tahtayı bulmam gerek. Meşe tahtası nereden bulabilirim ama karşıma da denk gelmedi böyle. Şunu bir öğrenelim. Bunu öğrendik. Demir önce gaz lambası ve taş blok lazımmış. Buradan demir önce alalım. Taş blok alalım. Aa, gaz lambalarını nereye koyduk? Başka bir şey lazımmış. Bir de keresteler var. Tekrar geri çıkalım buraya. El işi yapalım bakalım. Yaptık. İnşa edelim. Onu da şöyle yapalım. Sonra bunları fazlalıkla bir tane yerine bırakalım. Demir plakadan çivi de yapabiliyoruz. Aynen. Bu çivileri nereden bulacağım diyoruz ya. Buradan yapabiliyoruz işte. Bunları yapalım hatta şimdi. Demir plakadan. Aa, gaz lambası.
yapabiliyorken burada tamam mı? Yapabildiği kadar kapasitesini vereyim ona. Şöyle gidelim. Fazlalığı da şuraya bırakalım. Şöyle bakayım. Güzel. Hatta şurayı kaldırabiliriz. Peki şimdi güzel böyle. Ne gördüğümüz yok. Power'da gene hala bildiğim akmada üzerini kullanmadık. Bunlarla kaldık. Böyle. Neyse arkadaşlar. Bugün görevi tamamlayacağız. Oradan 1500 tecrübe puanı elde ettik. Bir tane silah verildi. Ve 25 tane gümüş verildi. Bunları sizlerle beraber tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.